Merhabalar Emre Bey, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Ya. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Siz de Sivas Hava İşyerimize hoş geldiniz. Hoş bulduk diyelim. Ve sizleri biraz tanımak istiyoruz. Emre Bey kimdir, sektöre girişi nasıl oldu? Sizlerden dinleyelim Emre Bey. İsmim Emre Elmas. 1993 Sivas doğumluyum. Evli değilim, bekar değilim, nişanlıyım. Yakın tarihte inşallah düğünümüz olacak. İnşallah. Oto ekspert hizmeti vermekteyiz Sivas'ta. 3 yıldır Sivas'ta en önde gelen firmalardan birisiyiz. Burada Computest adına yine bir bayi bir firmayız. Hem Sivas'ta hem Erzincan'da hizmet vermekteyiz kendi bünyemizde. İki şubemiz var o zaman. İki şubemiz var. Sektöre 3 yıl önce mi girdik? Sektöre tam olarak 3 yıl önce girdik. Hı-hı. Aynen. Computest markasını Sivas'a ilk getiren biziz. Sivas'a Computest markasını tanıtan firma biziz. Yani Oto Expertise'in isminin eş anlamlısı olarak Computest'i, yani artık vatandaşımız şu şekilde Expertise yaptıralım değil de Computest yaptıralım. Yani bunu, bu bilinci halkımıza oluşturmuş şekildeyiz şu anda. Evet, o zaman biraz bahsedelim mi? Neler yapıyoruz burada araçlar için? Burada araçlar için de araç alım ve satım öncesi gerek alıcı gerek satıcı expert hizmeti almak istiyor haklı olarak. Burada aracın alt takımında işte yanal kayma, süspansiyon testi, fren testi, dayno motor güç ölçümü, onun haricinde kaburta boya mekanik kontroller, akü testi, lastik diş ölçümü vesaire aracın, yani bir insanın bir check-up raporu gibi düşünebilirsiniz bunu. Aracın check-up'ını yapıyoruz. Aynen öyle, aracın check-up'ını yapıyoruz. Bunların hepsini raporlandırıyoruz. Alıcı ve satıcıya buradan teslim ediyoruz. Bütün aksanlarıyla alakalı tabii ne ki sıkıntı varsa. Peki teknolojiye ne kadar ayak uyduruyoruz? Teknolojiye son derece aynen ayak uydurmaktayız. Firma cihazlarımızın hepsi son sistem İtalyan marka cihazlardır. Sürekli hangi cihaz ne, yani sektörümüzde ne ilerliyorsa, ne şekilde bir teknolojiye ayak uydurmamız gerekiyorsa hepsi bünyemizde mevcut şu anda. Biliyorsunuz bir de Nisan 1 itibariyle artık zorunlu hale gelecek ekspertiz. Evet, evet, evet. Bununla alakalı neler yaptınız? Aynen. 2017-2018 yılı itibariyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bir açıklamada bulundu ve artık yürürlüğe girdi şu anda. Türk Standartları Enstitüsü şu anda ilgileniyor bizimle. TSE'ye uygun olan firmalar bu şekilde artık bir hizmet verecek artık. 8 yaş 160 bin kilometre altındaki tüm araçlar zorunlu hizmet almak zorunda notere gitmeden önce. Noterlerle aramızda bir bağ oluşacak, yani bir panel açılacak. Biz burada onay verdiğimiz dahilinde oradan satış işlemi yapılacak. Onun haricinde yani tamamen aslında bir alıcı ve satıcı korumak amaçlı gayet faydalı bir durum haline geldi. Hı hı. Araç sahipleri için peki ne tür önerileriniz olacak? Bunları yaptırmayan olacak mı? Araç sahipleri yaptırmayanlar var, hala var yani eskiye yönelik olarak kaburtacıya göstermek, motorcuya göstermek vesaire, bunların hepsi hala devam ediyor yani. Ama ben kesinlikle araç sahiplerine tavsiyem, gerek biz olsun gerek diğer firma, yani kurumsal firma tercih edilecek şekilde expertise raporları kesinlikle yapılmalıdır. 108 yaş 160 bin kilometre altındaki araçlara ek hizmet olarak, yani burada müşteriyi mağdur etmemek adına farklı çalışmalarımız mevcut. Sigortacılarla, sigorta şirketleriyle şu anda çalışmalarımız var. 3 ay 5 bin kilometre ve 6 ay 10 bin kilometre garanti vermek üzere müşterilerimize bu hizmeti de sunuyoruz. Yani tamamen artık biz expertise'nin dışına çıkarak artık müşterinin, yani insanın bizden ne istediğini, ne şekilde faydalı olabileceğimizi, bunları tamamen bünyemizde bilinç altına alarak işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Peki nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Biraz hizmet anlayışınızdan da bahseder misiniz? Hizmet verirken yani burada dediğim gibi ya, yine insanın ne şekilde bir birikim yapabildiği, ne şekilde bir araç sahibi olabileceği, doğru yönlendirme. Evet, 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 aynen. Ne gibi yatırımlarla araba aldığı, yani Türkiye'nin ekonomik durumu belli. Yani bunların hepsini göz önünde bulundurarak biz bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Her bütçeye, her şahsına aracın, müşterinin nasıl bir hizmet istediğini, bunun müşteriyle yani uzun bir diyalog haline girdikten sonra biz müşterinin ne istediğini bildikten sonra bu şekilde bir yola giriyoruz. Her türlü marka araca hizmet veriyoruz. Tabii ki tüm araçlara. Tabii, tabii, tabii. Ve şeffaf bir şekilde neyse aracın durumu. Kesinlikle şeffaf olmak zorundayız dediğim gibi biraz önce de. Müşterilerin ne şekilde bir araç sahibi olacağı göz önünde bulunduruyoruz burada. Gerek insanlar düğününde takılan altınları bozdurarak araç sahibi oldu ve bunun kesinlikle
vebalini almıyoruz. Aynen. Aynı zamanda Erzincan'da da bir şubemiz var. Evet. Yine oradaki izleyicilerimiz de oradaki yerden yararlanabilirler. Aynen. Aynı hizmet, aynen, aynı kalite orada da sunuluyor. Peki aynen, yeni şubeler düşünüyor musunuz? Tabii ki düşünüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor yine. Anadolu, İç Anadolu bölgesinde büyümeye devam edeceğiz. Çok güzel, başarılar diliyoruz o zaman sizlere şimdiden. Peki son olarak buradan araç sürücülerine özellikle ne tavsiyeniz olacaktır? Son görüşlerinizi almak istiyoruz. Araç sürücülerine son olarak yine tek tavsiyem, araç almadan ve satmadan önce 8 yaş 160 bin kilometre olmasına gerek yok. Kesinlikle ekspertiz yaptırmaları gerek. Yani burada 100, 200, 300 liralık bir ücreti vermeyip daha sonrasında 2000 lira, 3000 lira gibi masraflar karşılarına çıkabiliyor. Biz tamamen burada alıcı ve satıcının yanında olarak hizmet veriyoruz. Kesinlikle tarafsız, güvenilir bir şekilde. Sivas'ta 3 yıldır dediğimiz gibi en ön plana çıkmış durumdayız şu anda. Çıkmaya da devam edeceğiz. Tarafsız olmak dediğiniz gibi en önemlisi. Evet. Teşekkür ediyoruz sizlere. Emre Bey, bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederim. Sağ olun.